Sedef hastalığının teşhisindeki en önemli araç dermatoloğun gözüdür. Ama her dermatoloğun gözü veya her göz bazen sedefler o kadar farklı görünebiliyor ki yeterince hassas olamıyor tabii ki. Yani o zaman işte küçük bir deri örneklemesi yani biyopsi alabiliyoruz. Çünkü hakikaten bazen biz zor. Ne kadar bazen yani dermatoloğa bile gerek yok. Bazısı ailesinde varsa onu bilebiliyor. Fakat bu da çok yanıltıcı olabilir. Niye? Çünkü çok taklit ediyor deri hastalıkları birbirine. Yani dirsekteki her gördüğünüz kırmızılık ve kabuklanma sedef hastalığı tabii ki olmuyor. Onun için bu nüansları hakikaten dermatoloğun gözü ayırt ediyor. Niye? Çünkü çok sık da gördüğümüz bir hastalık olduğu için yani her dermatoloğun mutlaka bununla ilgili bir tecrübesi oluyor. Ama ayırt edemediğimiz durumlarda ki bu çok da az olmuyor. Küçük bir deri biyopsisi. Deri çok kolay ulaşılabilir bir organ olduğu için diğer organ biyopsilerinden çok daha kolay ve yapılabilir. Bizim için bir kan tetkiki gibi deri biyopsisi. Hakikaten bu bize çok yardımcı olabiliyor. Bir başka yöntem son zamanlarda bizim dermatoskop dediğimiz bir alet var. Deriye daha büyük büyütmeyle bakılan bir alet. Bazen hani bir aşama önce biyopsiden onunla da hani ona götürmeden teşhis edebiliyoruz. Ama tabii ki dermatoskop sedef hastalığının tanısını koymadaki ana araç değildir. Yani bakabiliriz. Evet bize bazen tamam fikrini değiştirebilir hekimin ama genellikle çıplak gözle teşhis edemediğimiz veya büyüteçle teşhis edemediğimiz sedef hastalığında mutlaka deri biyopsisi bize çok önemli bir yol göstericidir. Bir de özel bölgelerde mesela avuç içi ayak tabanında gördüğümüz özellikle iltihaplı sedefte, kabuklu sedefte birçok deri hastalığıyla karışma ihtimali çok daha yüksek olduğu zaman buralarda biyopsi yöntemini daha çok başvuruyoruz. Ama hani klasik yerleşimde işte diz, dirsek, kabuk yani o kadar net ki belli ki bunu da biyopsi almayabiliyoruz. Ama farklı yerleşimlerde, yaygın sedeflerde bu eritrodermik denilen bütün vücudun kızararak ortaya çıktığı sedeflerde biyopsiye başvuruyoruz. Hatta o kızararak olan sedeflerde bazen biyopsi de bize tek aşamada fikir vermeyebiliyor. Onu birçok faktörle, olmayanı ergiyle yola çıkarak teşhis edebiliyoruz. Ama genel olarak sedef hastalığının teşhisi çok zordur diyemeyiz.